Toplayarak içeri girdim ve merhaba dedim. Dükkan sahibi bana baktı, ben ona baktım. Amca çırak lazım mı dedim. Amca bana bir daha şöyle baktı süzülerek. Evet evet lazım ama dedi, sen bize lazım değilsin dedi. Ben birden şok. Neyse yıkıldım ve çıktım oradan. Tekrardan bir umut. Çırak aranıyor, yazanların hepsine tek tek gittim. Ama sonuç değişmedi. Hiç kimse beni çırak olarak dükkanlarını almadılar. Temizlik yapabilirim, çayınızı getirebilirim, her şeyi yapabilirim. Bana bir fırsat verin demek istemiştim. Ama bana o fırsat verilmemişti. Gel zaman git zaman ben bu süreci yaşarken aslında çocukken başka yaşadığım bir şey daha vardı. Karınca adam olmak istiyordum. Slide'ı değiştirebiliriz. Bir sonraki. Bir sonraki. Evet. Karınca adam olmak istiyordum. Karınca adam olmak istiyordum çünkü radyoda yaşayan ya da sesi gelen insanların radyonun içinde yaşayan karınca adamlar olduğunu düşünüyordum. Eğer ben de karınca adam olursam, sesimi milyonlara ya da çevremdekilere duyurursam belki benim varlığımı kabul edebilirler diyordum. Ben varım ve haykırmak istiyordum, bir şeyler yapmak istiyordum. Karınca adam olmak için babamın Kıbrıs'tan getirdiği o çok kıymetli radyosunu tornavidayla açtığımda içimde hiçbir şey yoktu. Yıkılmıştım bir kez daha. Karınca adam yoktu ve hayallerim suya düşmüştü. Ne yapacağım ben diyordum. Gel zaman git zaman 1992 ve lise son sınıftaydım. Edebiyat hocamız sınıfa girdi. Gülçin Hoca birden şey dedi. Şöyle aynen. Cumartesi günü 10 Kasım var ve 10 Kasım'da kim konuşmacı olmak istiyor dediğinde ben birden iki elimi kaldırdım. O gün bugündü belki. Fırsat o gün. Hiçbir fırsatı kaçırmamam gerekiyor. Kendimi bir şekilde ifade etmem gerekiyor ve ben varım demem gerekiyor. Ve ben iki elim havadayken şöyle bir arkama sola sağa baktım. Hiç kimse kaldırmamış. Benden başka deli kaldırmamış. Sonra bir de sevindim tabii ki. Yani evet ne kadar istekli olduğumu göstermek için o kadar şiddetli bir iki el. Öğretmen tabii Kızıltaş teneffüste göre şey dememişti. Ve 1992 yılının 10 Kasım'ında kürsüde otururken sandalyede sizler gibi adım çağrılıp 10 Kasım günü şiiri okuduğumda yıl 1992 idi. Şimdi 2012. Tam 20 yıldır bu mikrofon bende. Hoş geldiniz. Algı bir şeye dikkatimizi yöneltmektir ve o şeyi idrak etmektir. Farkındalıksa farkında olmaktır. Mesela bazen sıkıldığımız zaman hadi gelin bir deniz havası alalım deriz ve denize gideriz. Ama hiçbir zaman balıklara gidelim demeyiz. İşte farkındalık bu. Engeller toplumun bir parçasıdır. Engelleri toplum içinde tabii ki göremeyebiliriz ama eğer farkındalığımız varsa engelleri toplum içinde onların bir parçası olarak görebiliriz. Bunu görmek için deniz ve balık örneğini düşünmemiz yeterli. Şimdi farkındalık ve algımız, engeller konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığımız ya da başka konularda da hiç bilgimiz olmadan görmediğimiz, duymadığımız bir konuda nasıl bir düşünceye sahip oluyoruz? Nasıl bir düşüncemiz oluşuyor? Bir sesli bir, sadece sesi olan bir görüntü izleteceğim size. Değiştirelim. Bir dakika takıldı bu.